Herkese merhabalar efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere yine enfes tariflerle harika bir yayın hazırladık. Kesinlikle bugünkü programı kaçırmamanızı önemli rica ediyorum. Çünkü malum önümüz bayram. Yarın Arife. Allah nasip ederse hem böyle bayramda yapabileceğiniz pratik bayatlamayan lezzetler hazırlayacağız. Hem de böyle gerçekten göz doldurucu, hani wow nasıl yaptın diye soracakları lezzetler var. Ekran başına kilitlenin efendim. Hemen söylüyorum. Çiğ bir brokoli salatası yapacağız. Dediğim gibi Ramazan'dan çıkıyoruz. Biraz daha fit ve ödem attırıcı besinlere yöneliyoruz. Çorbalar işte daha çok salatalar. Bu olacak efendim. Hemen arkasında soğan yatağında püreli bir köfte yapacağız. Soğan yatağı dediğinizde ne aklınıza geldi bilmiyorum ama soğanlar böyle iri iri çiğden olacak ve nasıl şekillendireceğiz? O püreli köftenin içerisinde nasıl olacak? Hepsi ve daha fazlası az sonra efendim bizimle birlikte. Sonrasında iki renkli bir çörek yapacağız. Bir kakaolu hamurumuz olacak, bir de sade hamurumuz olacak. Ama o iki hamur birlikte birleşecek ve birleştiği takdirde bir görüntü ortaya çıkacak. Aman ya Rabbim, yani pastaneden alsanız bu kadar muntazam ve güzel bir çörek almamış olacaksınız. Kesinlikle ekranda kalın. Tam bayramlık lezzetler. Dolama bir börek hazırlıyoruz. Yani sarıyoruz, kol böreği yapıyoruz ama bu biraz daha farklı. Yine mayalı bir hamur olacak. Yine içerisinde peyniri, maydanoz olacak. Açacağız, merdaneyle büyüteceğiz. Ve bunu biz farklı bir şekilde, farklı bir yöntemle dikey saracağız. Dikey nasıl oluyor? Birazdan efendim o da tabii ki. Şimdi ben böyle veriyorum küçük küçük püf noktaları. Ve kuskuzlu bir pazı çorbası yapacağız. Kuskuzu genelde makarna niyetine kullanıyoruz. Güzel de oluyor, yumuşak içimli, böyle içindeki o bezelye tanesinden küçük olan misketler ve çok hoş damakta lezzet bırakıyor. Çorbanın içerisinde neden olmasın dedik. Pazı biliyorsunuz çok 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 güzel besleyici bir sebze. Dedik ki bir de şöyle pazı çorbası yapalım ama içinde kuskus olsun. Vallahi efendim bugünkü menü kabarık, umarım yetişir diye umut ediyorum. Yani çünkü hem de böyle güzel sunumlarla sizlerle olacak. Serpil kökü de buraya alalım hemen. Ve iki renkli çörek tarifimize başlayalım. Hazır mısın? Hep hazırım. Her daim. Ağır çekimde geldin. Her daim hazırım. Eskiden Türk filmlerinde koşarlardı öyle. Ha, onlar ama böyle sevgililer koşuyorlar böyle böyle. Biz de seninle öyle olduk zaten. Başka kimseyi gördüğümüz yok zaten. Mutfakta sürekli. Çalış çalış. Biraz sıkıldım ama yani. Farklı yüzler de gerekiyor hayatta. Ha tamam hayatta. Sen çok özlersin. Bak sen çok özlersin beni. Sen de gidiyorsun. Nereye gidiyorum? Ama ben seni özleyeceğim. Ben sana hiç öyle söylemiyorum. Hayır yani biliyorsun hayatım boş. Ha bir nefes alayım diyorsun. Yalnızım dostlarım. Tutun kollarımdan düşerim tamam, şimdi. Peki ben seni hiç bırakmam. Bırakmam dedi ol. Gördün arkamda mi? Ben varım. Dağ gibi köküm var benim arkamda. Allah'ımıza beş. Efendim iki renkli çörek yapacağız. Hazır mısın Serpil? Ben hazırım. Çikolata var içerisinde. Hı hı. İki renkli çörekte çikolata kullanacağız. Hı hı. 2 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 2 adet yumurta, tuz alabildiği kadar un, 2 yemek kaşığı kakao arasına sürmek için 250 gram bitter çikolata veya dilerseniz kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz. Uğraşmanıza gerek yok. Üzeri için ise 1 adet yumurta ve tereyağı. Şimdi burada birazcık, aman ya Rabbim, her yerim hamur. Vallahi ama hamur hamur hamur. Dolmuş geliyorlar. Şu çekmecemizi size göstermek isterdim ama sürpriz, göstermeyeceğim. Evet, sularımız geldi. Çok şükür. Ay çok şükür. Bir ellerimi yıkayayım ben. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Serpil, dün akşam çok özür dilerim ya. Bu boğazım şey yapıyor, gıcık. 18-30 sularında hava birden karardı, gök gürlemeye başladı ve yağmur yağdı. Yakaladın mı o sahneyi sen? Sen uyuyordun değil mi? Vallahi şekerim. Aman yarabbim, tam böyle iftar hazırlıyordum. Birden bir şimşek çaktı. Simsiyah bir hava Serpil. Dedim herhalde kıyamet tamam kopuyor. Onu, ama ben bir ara kestirdiğim sırada ödüm da yağmıştı. Ödüm patladı. Kapkaranlık bir havaydı. Simsiyah oldu ve gök gürlüyor. Melike falan böyle birazcık şey yaptı, dedim korkmayın. Şey yapın dedim, selavat getirin dedim. Selavat getirdik hemen. Allah'ın izniyle bir şey olmadı. Evet hemen başlıyoruz. Yumurtalarımızı kıralım.
Şöyle hatta mayamızı biraz aktifleştirelim. Ne yapıyorduk? Ilık sütümüzün içerisine şekeri, mayayı ekleyip şurada bir karıştırıyoruz hocam. Sıcacık olsun sütünüz. Yani ne kadar ılık olursa o kadar güzel mayanız kabaracaktır. Kenara koyuyoruz. Burada da maya burada aktifleşirken yumurtalarımı kırıyorum. Boğazım gıcık yaptı Serpil. Tabii normaldir. Evet. Buradan şunu alıyorum. Orada aktifleşsin. Şöyle çırpıyorum. Hiç içerisinde yağ yok. Onu ekleyelim mi? Çikolata erisin mi? Yok, bu erimeyecek. Böyle kalıp halinde koyalım. Yok, onu... Bunu da arasına süreceğiz. Tamam. Ya, hazırladım sana. Şu birazcık yağ dökelim mi? Birazcık vereyim sana. Hamur hadi. Birazcık parlaklaşsın. Karıştırsana. Tamamdır. Çünkü ben de üstüne süreceğim. Çünkü. Evet, siz mayayı evde bir 5 dakika bekletirseniz daha da güzel bir aktiflik sağlamış olursunuz. Bizim tabii burada canlı yayında hızlı hareket etmemiz gerektiği için ben ekliyorum. O yüzden siz evde bunu burada böyle bir 5 dakika mutlaka bekletin şekerle. Sonrasında şöyle bismillahirrahmanirrahim dedim. Ve hamur yoğurmaya başladım. Şöyle güzelce toparlıyorum. Ne kadar hızlı o kadar çabuk hareket etmeniz gerekiyor. Mayalı hamurlarda çok fazla oyalanmayın. Özellikle tuzu koyduktan sonra daha hızlı toparlama yapmanız gerekiyor. Çünkü bu sefer tuz mayayı öldürüyor. Ama bunda bir fiske tuzu şöyle ekledim. İyice karıştırdıktan sonra. Evet. Yavaş yavaş alabildiği kadar un ölçüsünü ayarlıyorum. Şekil olarak çok farklı. İki renkli olacak. Bir kakaolu hamur elde edeceğiz bu hamurdan. Bir de beyaz sade bir hamurumuz olacak. Merdane yardımıyla güzel incecik açacağız. Açtıktan sonra güzel bir kesim yapacağız. Kesim çok simetrik. Çok güzel olması gerekiyor. Zeminde kakaolu hamur olacak. Üste de beyaz hamurumuz olacak. Ve muhteşem bir görsel şovu olacak. Birazdan inşallah Allah nasip ederse. Şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Şu kısım dediğim gibi birazcık zorluyor. Şimdi Serpil'e vereceğim. Kakaolu hamurunu yapacak. İkiye böleceğiz. Kakaoluyu da yoğurmasaydık acaba? Buradan. Kakaoluyu yoğuracak mıyız? Serpil sabah kakaolu olanı yoğurmuş, bana tırnaklarını gözdürüyor. Diyor ki Nermin sakın diyor yayında diyor şeysiz kakaolu yoğurma. Ellerin diyor tırnakların diyor kakao olur diyor. Hayır şey böyle tırnağım yok. Aralarına doluyor evet. Böyle etlerinin dibine de gelince işte tabii bir şey oldu. Birazcık yağlayayım Serpil'cim. Dur sana yağ. Şöyle bakın toparladım. Bir elini kurtar gel. Nasıl bir şeyse elini nasıl kurtarıyorsun değil mi yağla? Vallahi. Keşke böyle hayatımızdaki fazla insanlara da böyle yağ döküp kurtarsak. Güzel değil mi? Güzel taktik. Ama işte gitmiyor yani istediğin kadar yağla. Hayatındaki seni dibe çekecek insanlar dibinden ayrılmıyor. Çok enteresan bir dünya. İşte. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kimse kimseyi çekemiyor. Nedir bu ben bilmiyorum. Şöyle hamuru hızlıca yoğuruyorum kıymetli izleyicilerim. Ay, ay. Yapıştı. Evet çünkü üstünü kurtaramadın ya ondan tutunuyorlar. Evet. Şimdi bir de yumurtalı olunca yapıyor ya bunu hep. Bunu ikiye böleceğim ve kakaolu hamurla bir de diyor ya Yüksel ne var ki diyor iki tane hamur diyor. Öyle bir işte ne var olmuyor. Bir bak hamuru bile ayıramıyoruz. Aa, yok canlı yayın olunca işte öyle dediğin gibi farklı bir şey. Şöyle bakın. Ben sana şunu vereyim. Tamam da yani hamur öyle kolay bir şey değil. Ayrılması gerekiyor ve burada vakit kaybediyorum. Bakın şu an izleyicim elimdeki hamurla nasıl bir sınava girdiğimi görüyor şu an. Evet yumuşacık bak. Toplama kakaoyla karıştıralım gitsin. Evet. Bölüp. Şöyle. Oh maşallah açıl.
Bence bir eldiven tak. Ha, tabii. Bence tak. Takmalıyız. Şöyle. Kesin. İçerisine koyuyoruz. Biz onu sabah yapmıştık. Olsun, izleyicimize bir daha gösterelim. Burası senin. Ben elime geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, çıkar eldivenleri ben yapayım. Sen eldivenleri pek şaka. Sevmez. Şaka, içinde bir tane bile eldivenimiz yok, baksana. Gerçekten mi? O zaman Serpil gir. Gir Serpil, top sende. Burada benim bir tane aslında, süngerim vardı böyle elimdeki. İşte bunu Özlem'e vermem lazım. De. Evet, kakaolu hamurumuzu kakaoyla güzelce buluşturuyoruz. İyice efendim yedirmemiz gerekiyor. Mayalı bir hamur olduğu için 40 dakika kadar bekleteceğiz. Birazcık burada elleriniz nasıl eldiven kalmamış, enteresan. Bir tane bile yok. Şansa bak. Sabah Serpil bunu hazırlamış ve gerçekten zor birazcık ilk yedirirken. O yüzden eldiven takın ki ellerinizde kararma olmasın. Şimdi ben yemek yapacağım. Ellerim yakın çekimde kötü gözükmesin. Şöyle. Kınayı getireni. Tabii. Birazcık buna yağ dökmem lazım. Tutunamıyorlar. Getireyim hemen. Şöyle. Evet, güzelce hamuru parlak bir hamur olana kadar yoğuruyoruz efendim. Şöyle kakaoyla özleştiriyoruz. Bir de dediğim gibi yanda benim yoğurduğum sade bir hamur var. Şöyle bakın, yumuşacık. Hamur aşk ya. Benimkisi de. Kakao ne kadar sıkıyor görüyor musun Serpil? Bir de şey yoğuruluyor ya, sonradan çok kabul etmiyor. Çok zorluyor. Ben ya iki öncesi kere de yapabilirler ama o da çok şey oluyor yani, oyalayacaktır diye tek hamurda yapmak daha mantıklı. İşte ama içine baştan konulursa şey, yaklaşık 15 dakika ben bunu böyle yoğurdum biliyor musun? Hı hı. Ben buradan hamurlarımı alayım. Bir de o küçük. Bak. Evet, iyice özleştirmeniz lazım. Bir 5 dakika kadar bir yoğurma çok işlemi rahat yapın ki hamuru tamamen bütünleşsin. Şimdi böyle bırakalım. Evet, ilk etapta kakaolu hamurumuzu açacağız. Evet, altta kakaolu kalacak. Sen buraya istersen kakaolu yap. Silmeye gerek yok. Aynen, direkt. Gel, ben geleyim oraya. Sen poşeti tut. Evet, öyle güzel mayalanmış ki maşallah hamurumuz. Dur, eline gelecek. Ve şöyle. Yağıyla ilk o havasını çıkartıyorum. Dediğim gibi bu birazcık oyalıyor. Sakın ekranlardan kalkmayın. Şimdi şekline geçeceğiz. İlk etapta şöyle hamuru toparladım ve açacağım. Serpilciğime şunları vereyim. Şöyle bakın. Hamurumu büyütüyorum. Ben bunu güzelce bir dikdörtgen haline getireceğim. Hı hı. Mümkün mertebe ince açacağım. Kenarlarını düzleyeceğim. Bu aşamada birazcık istikrarlı ve sabırlı. Sonuçta şekil çok güzel olacak. Hanımlar çok seviyor. Beyazını buraya alalım mı, ister evet, misin? Evet, orada da onu açayım sen bunu keserken. Yok, şöyle. Ben seni beklemeden kesmem. Şey, çünkü beyaz üstüne. Tamam. İkisini üst üste koyup keselim. Evet, evet. En azından eşit olur hepsi. Aynen, çünkü cetvelle şey yapamayacağımız için. Evet, evde cetveliniz varsa o da olur. Bence bu iyi Serpil. Evet. Gördüğünüz üzere tamamdır. Hemen gel, onu alıyorum. Sen ununu alsana canım sen. Yo, ben yağıyla yapıyorum, daha rahat oldu. Evet. Hemen buraya geldim.
Şöyle burada da sade hamurumu ayırıyorum. Bunun altına un koymadın mı? Ha? Un. Yo, yağ koyduğum için yapışmıyor. Ha. Hiç yapışmıyor. İstiyorsan bir çevir. Şöyle. Şey yapsana, ok merdaneyi bir sarıp. Şöyle sanki oklavayla. Evet, ama tersinde orası kalsın. Alt zemini daha parlak. Biraz un koymalıydık gibi hissediyorum. Yok Nermin. Ya, yağmadım o kadar. Bak. Şöyle. Burası sıcak. Bunlar çok riskli tarifler ama biz yükseli serik kıyamıyoruz bu sefer. Böyle oluyor. Hı. Gel un sürelim. Bence sen bunu bir daha toparla, bir daha açalım. Hızlı hızlı yapmamız lazım. Ben burada bunu açayım, sen orada onu yap. Çünkü hızlı hızlı açmazsak yine yapışacak. Yağ süreceğim için un koyabiliriz altına Nermin. Şöyle. Un koyunca kakaolu hamur beyaz olacak. O yüzden çok istemedim koymak. İşte yağlayacağız gider diye düşünüyorum ama sen bilirsin. Nasıl yap diyorsan öyle gideceğim. Bence biraz koy, yapışacak gene. Çünkü çok sıcak, hızlı hareket edelim. Ben yağ koyuyorum. Şöyle. Bir de ciddi anlamda burada mayalı hamur olduğu için çok çabuk yapışıyor. Ben bir şey söyleyeyim, üst üste koymadan yapalım kesikleri. Nasıl? Neden biliyor musun? Üst üste koyarsak bu da yapışacak. Ama şey, büyütüp gelip üstüne tek kapak yapalım Nermin. Şey çünkü. Evet. Oldu bu. Gelin ben oraya dur. Çok fazla açmayayım. Hızlı davranmamız gerekiyor burada. İki renkli güzel bir çörek hazırlıyoruz. Şöyle altına biraz daha koydum. Tamam çok olacak. Çok beyaz ben. Olacak un ya. Yok yok, ben onu halledeceğim. Oh. Getir Serpil o beyazı. Biraz daha bunun kenarını açayım. Bunun karelerini kesip onun üstüne mi götürürüm? Nasıl yapalım? Ben öyle yapalım diyorum. Tamam, evet öyle yapalım. Çünkü ister çizikler istemez. Çizikler atacağız. Aynen. Çıtır çıtır patlıyor. Sen burada kareleri kes, ben oradaki kareleri. Zeminde kakaolu hamur kalacak. Dışında. Yani zeminde olacak. Üstte de sade hamur olacak. Şöyle. Bir cetvel yardımıyla daha da rahat bu işlemi yaparsınız. Şöyle. Düzledik. Getireyim mi bunu? Ney canım? Bunu getireyim mi? Şu iyi midir? Önce gel buna karar verelim. Çikolatamız bu. Hı, dur. Şu boyda. Tamam. Geliyor. Şöyle koyalım. Hı, git. Süper. Şimdi. Şunu da şuradan aldım mı? Ben, evet. Bana bu o senin. Üstüne çizikler atmalısın onun. Aha, atacağım. Aynı büyüklükte. Burada efendim. Gel buradan da keselim Serpil. Geldim. Onunla mı yapalım, benimle mi? Yap. Hadi. Daha rahat oluyor, evet. Elinizde böyle minik bir aparatınız varsa çok daha rahat çalışacaksınız. Şimdi bunu üstüne koyalım. Onun boyutunu da keselim. İzleyicimiz diyecek ki ne uğraştınız bu kadar? Dur, geldim. Heh. Geldim, geldim, geldim. Süper. Al. Bunu aldım ben. Çeviriyorsun, bitti. Şöyle çevirdim. Sen oradan ben kesmeye gidiyorum. Devam et. Şimdi ikincisi daha hızlı olacak efendim. Bakar mısınız? Uğraşılmaz mı bu görüntü için? Bence uğraşılır ya. Bunlar bir de pişince kabaracak. Of. Efsane bir tablo birazdan sizinle olacak. Geldim. Sen orada onları yaparken ben de burada bunları yapacağım. Bir tane daha kesme aparatımız var mı elindekinde? Aynısından hayır değil. Senin yanına gelirim neyse, ki ben. Neyse ben bıçakla yaparım. Gördüğünüz üzere şöyle aldım. Çikolata alayım bakın. Hızlandık efendim. Şöyle. Evet. Geldim. Ben onu yaparım. Sen orada kahverengi yap. Kestim sana. Heh. Şöyle. Huhu. Çikolata yetmeyecek ama.
Yo, benim var arkada, getiririm sana. Şöyle bakın. Evet. Şimdi üzerine de biz biraz yağ süreceğiz. Daha parlak duracak. Ve yumurta sarısı da var zaten. Yumurta sarısıyla. Hoppa. Dur, onu da ben keserim. Şöyle iki tane daha bana yeter Serpil'ciğim. Evet, çikolatamızı alalım. Niye gülüyorsunuz? Daha çok yap diyor. Daha çok yap değil mi? Tabii, yönetmenim tabii. Beğendin değil mi iftara? Tabii tabii. Hocam bu işler zor işler. Canlı yayında şekilli kurabiye yapıyoruz, çörek yapıyoruz. Şu adrenaline bak. Vallahi. Tabii tabii. Senin yaptığını ne derler şey yapmaz bize. Evet. Senin yaptığını Çorumlular yapmaz. Çorumlu bana yardım ediyor kurban olduğum. Geldim. Diyorum ki bak Yüksel bunlar zor. Olsun olsun. Yaptık. Al çikolatanı. Böyle tarz yaptın mı? Sayfada var. Evet. Şöyle beyazından var mı hamurundan? Evet. Alayım. Gel. Bir tane daha koy tamam. Süperiz. Orayı biraz fazla açtık. Başkasını mı getirsen? Açmadım onu ben. Onu sarsan hiçbir şey olmayacak ona. Tamam dur. Ben gel. Halledeceğim. Şuradan bir tane daha açalım mı? Serpil sevdi. Boş ver vakit kaybetmeye. Ha onları ben şey yapacağım dur. Öyle yapacağım. Çifte şey olsun kakaolu. Bir tanesini keselim. Beyaz kalmasın hiç içinde dur. Hazır yapmışız. O çok gözükmeyecek onun için beyazdan olsun. Yuvarlayalım mı dedim. Çift kakaolu sevenler var. Öyle yaparız. Bu yönetmenime gelsin. Bitter çikolata. Yönetmenim size. Afiyet bal olsun. Bak gördün mü Serpil? Sıyırdık. Tamam efendim şimdi. Evet sen yumurtasını ve tereyağını. Şöyle içine akıtsam hepsini. Olur olur soğudu zaten. Şöyle yumurtayla buluşturup bir parlaklık vermek istiyorum. Bakın. Şöyle şimdi sen buluyorum. Burada dur bakalım. Hop. Sen de gel. Çok güzel bir görüntü şu an Beyaz TV ekranlarında. Yani Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bazen diyorsunuz ya her şey orada mı oluyor? Ha işte görüyorsunuz vallahi her şey burada yaptığımızda oluyor. Olursa da olur, olmasa da olur muhabbetiyle giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Evde gibi sizinle yayın yapıyoruz kıymetli izleyicilerim. Şöyle. Finalde bir şekilde Allah utandırmıyor. Yok yok Allah'ın izniyle o da çok güzel olacak. Önceden ısıtılmış 180 derecelik. Bakar mısın Ali Hocam şu yakından? Bak. Beyazlar sizin tabii bu yönetmenimiz. Siparişi aldık efendim. Siparişinizi tamam. Aldım. Hemen fırına gidiyoruz. İftara yakın getireceğim efendim. Halil Hoca dün götürmüş güllacı yazık yiyememiş. Yiyemeden uyumuş. Uyumuş. Yorgun düştü adamcağız tabii burada çek çek çek. Allah çektirmesin. Öbür fırınımıza gitseydim. Benim imtihanım. Burası benim imtihanım bu. Öbür fırınımız daha iyiydi. Annesi o biraz nazlı. Bu fırın da benim imtihanım oldu valla. 180'e getirdim. Fanlı ayarı koydum. Burada güzel güzel kabaracaksın sen tamam mı hayatım? Şöyle. Tamamdır. Diğer tarifi geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Aa çörek yapıyoruz tabii ki. Aman gene geldi bir börek. Böyle şekli inanılmaz farklı. Evet. Yapımı aslında pratik şey kurabiye bu çörek kadar zorlu değil. O yüzden. Görseli çok değişik ve şık bir hamuru böyle. Yoğurmamıza gerek var mı bence? Bence yok. Yok çünkü düz beyaz. Düz beyaz bir hamur olacak. Sadece ben şimdi yoğurulma kısmını anlatayım. Çünkü onu detaylı şeklini göstermek istiyorum. Hamur yoğur yoğur hep aynı. Bir de elimizden ayrılmıyor şimdi. Hemen şunu ben malzemeyi alayım ben sileyim. Hemen geldim. Ben sileyim. Sen hamurunu çıkarana kadar geldin. Evet. Şöyle bir parlattık ve sıradaki gelsin. Bugün bayrama hazırlık efendim. Yarın Arife. Yarın da çok güzel farklı tariflerimiz var. Tam bayram için özel tarifler. Ama şöyle söyleyeyim. Bugünkü tarifte tam böyle bayrama hazırlık. Hamur işleri.
Dolama börek için 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı krema, tuz, aldığı kadar un. Arasına sürmek için 100 gram tereyağı, 150 gram lor peyniri, 1 tutam maydanoz. Üzeri için ise 1 adet yumurta, susam, çörek otu ve haşhaştan oluşan ana malzemelerimiz var. Şimdi hamur malzemelerini... Hamurunu yaparken efendim bakın dün de paylaşmışım, kremalı bir hamur yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi şeker, süt ve maya, bu üçlü güzelce mayalanıyor. Yani aynı şeyler az önceki hamurumuzda yaptığımız gibi. Sonrasında su, krema, yumurta ve yağ devreye giriyor. Tuzu en sonda unla birlikte harmanlıyoruz. Ve mis gibi yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Al Serpil'cim, ziyan hemen olmasın, geliyorum. Onu da hamurlarımız var. Bayatsana annemciğim, buraya hemen koyayım. Geldim. Ama hemen. Arkamda kalmasın bu aşkım. Kelebek yapmıyorlarmış. Sonra yüksel gelir şeyden. Sonra hastane odasında tekrarımı izlerken hoşuma gitmiyor. Evet. Ne yapalım anacığım? Şöyle hamurumuzu elimizden bir ayırıyoruz. Şöyle vereyim Serpil Hanımcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yağ alıyorum. Güzelce kabıma yapışmış olan mayalı bir hamur. 40-45 dakika mayaladıktan sonra bir dinlendirme yapıyoruz. İyice gluteni açığa çıkıyor. Şimdi bakın, gluteni açığa çıkmamış bir hamurdan hiçbir şey yapamazsınız. Açık ve net söyleyeyim. O yüzden dinlendirme, yoğurma kısmı çok önemli. Bunun altına ben un alayım. Bunu da çünkü yapıştıracağız. Mermer sıcak yapışmasın gene. Şöyle. Bir havasını aldım. Sadece şey kokmasın. Yoğun. Maya kokmasın. Merdaneyi de rica edeceğim senden. Burada hemen verdim. Şöyle 2 tane veze yapayım. Evet. Yağımız orada güzelce fokurduyor. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Serpil'cim de bana peyniriyle maydanozunu bir özleştirsin. Ben şu tepsimi ve bardağımı... Çalışıyoruz efendim. Hamur açıyoruz bugün. Hani bugün değil? Beyaz TV ekranlarında bol hamur işli bir program. Ama bu börek bildiğiniz börek gibi değil. Yani bunu gerçekten kaçırmayın. Şu an ekranda kilitlenin, ben geliyorum. Bakın, bir su bardağı istedim Serpil'den. Su bardağının dışını güzelce yağladı. Ve şu an siz ekranda bu kadın ne yapacak diye düşünüyorsunuz değil mi? Kek yapar gibi ortaya bardak koydu. O bardak ne işe yarayacak? Az sonra. Şey gibi oldu bu, az sonralar giriyor ya. Magazin programı gibi oldu. Beyaz TV'de magazin ön planda ya. Şimdi biz de şey yapıyoruz burada. Magazin yapıyoruz. Bakın. Un koysam geri gelmeyecek. Un koymaktan niye çekindim ki? Nasıl? Daha rahat olmayacak mı? Açarken unla. Şş, getir. Keselim artık. Yağlayalım. Şimdi gördüğünüz üzere önce yağlayacağım. Yani sarma bir börek olmayacak. Gördüğünüz üzere bildiğiniz açarak şeritler halinde keserek üzerine peynirli harcı koyup nasıl tutunduracağım? Nasıl üstünde kalacak? Şimdi hepiniz... Bence yeter ona zaten. Hayret içinde izliyorsunuz. Getir bakalım Serpil Kök. Yetişemedim sana canım benim. Doğru yordu. Bakın yağladık. Bardağın dışını yağladık. Ve şöyle bir cam fırın kabının ortasına aldık. Bir yandan da 2 bezelik peynirli harcı yaptık. Şöyle bir harmanladım. Şimdi şöyle her yerine eşit gelecek şekilde yayıyorum. Şöyle. Çok buralı. Güzelce yaydım. Şuralara. Sonrasında böyle sarıyoruz dermişim. Ha, ben de bakıyorum ha burada. Şimdi izleyiciye merak uyandırırım. Dı dı dım.
Normal saracağız, şerit halinde keseceğiz yani. Tabii ki değil efendim. Şöyle merdane ile açmaya devam edeceğim. Açmaya bir tık daha devam ediyorum. Çünkü üzerindeki peyniri güzelce yedirmem gerekiyor bu karışımın içerisine. Bakın. Bir de böyle 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 yandan git kendi açılıp dökülemesin. Ya şey yapışacak diye mermeri. Çok gitmiyorum yani. Keseceğiz ya. Biraz kalın şeritler yapacağız. Evet. Geliyorum. Hı-hı. Ama kalın yap. Şu. Çünkü ince olursa çok uzayacak. Çok özür dilerim ya. Biraz elim sert kaçtı. Evet. Benim için yeterli. Şimdi bu şeridi yaptıktan sonra şuradan da bir alırsan düz olsun istiyorum. Evet. Şöyle. Sen onu kes, ben de bunu da açayım bence. Ondan sonra yapacağız dolamayı. Ama yapışabilir mermere. Bence hiç riske girmeyeyim. Bak topuğum girdi. Şöyle. Alıyordum. Gel Serpil. Tut şu bardağımı, oynamasın aşkım. Yok, oynatmadım, tamam. Şöyle. Çok sık olmayacak dolama şekilde. Dolama dolama gidiyorum. Aman ya Rabbim, Nermin sen ne yaptın diyorsun değil mi şimdi? Ben gideyim onu açayım orada bari. Şöyle. Şöyle. Yo, bastırmıyorum. Güzelce toparlaya toparlaya gidiyoruz. Ay, bunu açamam. Wow, görüntüye bakar mısınız kıymetli izleyicilerim? Bardağımızı yağladık. Yumuşak kıvamda güzel bir hamur yoğurduk. Vallahi iyi ki bekletmemişiz, mermere yapışıyor. Sonrasında şöyle çöreğimizi kalıbımıza dolayarak şekillendiriyoruz. Bunlar her katı böyle havalı havalı pişecek. Hazır mısınız? Vallahi yapışmış. Şöyle. Serpil bana o yağdan biraz yapıştı galiba altına. Hem yağ hem un yaptık ya. Şöyle. Güzelce yapıştırıyoruz. Bunu ikiye mi bölsem? Yo, bence bölme. Şey oluyor çünkü, yayılıyor. Sen bilirsin, o zaman daha rahat. Rulet yanında. Şöyle yapayım, dur. Allah'tan iç kısmı peynirli, hamur yapışamıyor peynirli olduğu için. Şöyle dolaya dolaya gidiyoruz efendim. Kat kat kabarmış, güzel bir lezzet. Altını bence yukarı yukarı ittir hep. Çok yapıştırmayayım diyorum. Hamur da yetsin tepsiye. Şimdi sıradaki efendim. Hemen oraya geçiyorum. Oradaki peynirleri de alalım. Şimdi burası dışarıda kaldı. Biraz üst yukarı kaydıralım hamuru. Oraya da bir iki merdane vuralım. Şöyle yağlama işlemini. Merdane kalırsa bana lazım. Al. Bakar mısınız? Annemin yaptığı boşnak böreği gibi balon balon oldu. Güzelce her yerine getiriyorum. Birazcık farklı olsun. Çünkü diyorsunuz ki hep aynı aynı. Aynı aynı olmaması için biz de sizlere farklı görsellerde, farklı alternatiflerde sunmaya çalışıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur diye umut ediyorum. Şöyle. Üzerine yine maydanozlu lor peynirli harcımı yerleştirdim. Şöyle. Güzelce. Koydum. Ve bunu bir merdane yardımıyla açıyorum. Bakın farkındaysanız şey yapmıyorum. Çok bastırmıyorum. Hamuru çok fazla inceltmiyorum. Çünkü orada da maalesef şey oluyor, yapışıyor bu sefer. Bir tık kalın. Ama ortası bayağı inceldi. Serpil bizim... Şöyle. Bu şeritleri daha ince yapacağım. Çünkü ortaya doğru yığılıyor artık. Gel Serpil, sen devam et. Ben sarmaya devam edeyim. Şöyle. Peynirli olduğu için de zaten sıkıntı yaşamıyorsunuz. Peynirli kısmı dış kısma getiriyorsunuz. Alt peynirsiz taban dışarıda kalıyor.
içte kalıyor pardon. O yüzden yapışmada daha rahat oluyor. Sanki böyle bir de her yeri peynirli harçla dolmuş gibi oluyor. Geleyim mi yanına? Yok, tek gitmemiz mantıklı. Şu an çift gidemeyiz. Hemen katlama işlemini yapalım Serpil. Şöyle. Şey yapma dedin diye. Yok, onu yapacağız. Sen onu yap, bana hazırla. Ben de doldurayım bir yandan. Evet. Doldura doldura gidiyoruz. Şöyle. Birazcık zahmetli gibi gözüküyor ama bence bir şey söyleyeyim mi? Elde açma börekten daha kolay. Daha rahat yapabilirsiniz ve en azından yırtılma zahmetinde yırtılma derdi de yok. Ya bir de değişik oldu işte. Hep dediğin gibi aynı durumu da yok. Şöyle. Bir inci dizer gibi vallahi dizdik ara katlarına. Şunu şöyle azıcık şöyle. Gitmeyelim ki bu tarafta doldu ya. Ha ama oraya da... O kalkacak havaya piştikçe. Hı, onun için dedim işte hani altları yayılmasın, yukarı yukarı dursun. İşte hamurumuz kalmadı, boş durmasın tepsim. Anladın mı? Hı, ver bakalım. Ya. Şunu da gezdiriyoruz. Şöyle. Üzerine yağ gezdirip verelim fırına. Önceden ısıtılmış fırınımıza veriyoruz. Bu tarafı tam alayım ki bu taraf boş kalmasın. Ben şunları alıp gidiyorum. Çok güzel. Peynir eriyen bir peynir olmadığı için muhteşem çok bir şekli olacak. Eriyen bir peynir kullanırsanız burada sıkıntı yaşarsınız. Peynir köpürür. O yüzden kesinlikle lor peyniri veya çökelek tarzında bir peynir tercih edin. Heh? Lor peyniri daha uygunmuş hem de. Öyle dedi yapımcı. Hı. Evet, çok güzel. Bakın. Muhteşem. Güzellikte bir lezzet. Üzerine şöyle kalan yağımızı gezdiriyoruz. Oh 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 oh. Çok maşallah maşallah. Bardak içinde duracak efendim. Çıkarmıyorsunuz. Asla fırında bir çatlama korkusu yaşamayın. Çünkü biliyorsunuz içerisinde kek yapıp ocak üzerinde pişirdiğimizde çatlamıyor. Kavanozda da yaptığımızda çatlamıyor. Hiçbir şey olmaz onlara. Bir elime yıkıyorum ve geliyorum. Hiçbir şey olmaz yani rahatlıkla. Böyle pişirebilirsiniz. Susam çörek otu. Serpil hemen malzemeleri alalım. Ve ben bunu fırına vereyim diyorlar. Çörek otumuz kalmış. Şimdi burada susam, haşhaş. Şöyle hemen malzemeyi istiyormuş. Vereceğim. Şuraya azıcık alayım. Yüksel Eser bir saniye geldim. Bak. Koptu. Araya gideceğiz o yüzden onu göstereyim diyoruz. Biliyorum ama işte. Evet efendim, kat kat bir lezzet gördüğünüz üzere. Ve bu lezzet şu an fırın yolculuğuna doğru gitti. Yaklaşık 180 derecede. Altı üstü bir ayar değil, fanlı ayarda havalı havalı pişiyor. Biz de şimdi bir köfte yapacağız. Bol soğanlı. Hemen malzemelerini sayayım kıymetli izleyicilerim. Soğan yatağında. Soğan yatağı nasıl olacak? Genelde püre yatağında oluyorduk. Biliyorsunuz farklı böyle alt zeminler, beşamel sos falan hazırlıyorduk. Ama bugün soğan yatağında yapacağız. 3-4 adet kuru soğan, 500 gram kıyma, 4 adet haşlanmış patates, tuz, karabiber, kimyon köfte için kullanılacak. Köftenin içerisinde sadece bunlar var. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı galeta unu, 1 çay bardağı da kaşar peyniri. Soğanları alıyoruz efendim. Bunlarla şimdi böyle güzel bir söğüş yapacağım. İri iri böyle piyazlık. Ama köftenin neresinde kullanacağım? Çok kısa bir aradan sonra gelsin. Bence de. Bu şekillendirme kısmı için mutlaka ekranda kalın. Hiçbir yere ayrılmayın. Sizden çok kısa bir izin istiyorum efendim. Dönüşte bu gördüğünüz harika püreli köfteyle devam edeceğiz. Evet efendim, mis gibi çöreklerimiz kabarmış. Fırından çıktı. Bakar mısınız içindeki çikolatasının nasıl güzel eridiğine? Aman yarabbim. Tam ye beni diyor. Ama tabii iftarda ye beni diyor. Ayıracağım sana Halil hocam. Bu da yönetmenimin. Çok güzel.
Hadi bakalım. Gelelim beklenen tarife. Dolama böreğimiz nasıl? Aşağı indireceğim. Altı şey olmuyor. Öbür fırına mı versek bu fırında şey? Yok yok. Altı. Ay çok güzel oldu ama bakar mısınız? Sıkar sıkar. Yalnız ben görmesin diye ortada duruyorum ya. Bir sağıma geçiyor bir soluma geç. Yakalayacak. Merak et. Yakalayacak. Merak. Az sonra. Evet efendim şimdi. Malzeme listesini saymıştık. Piyazlık doğrarken ben köfteli harcını yapayım aslında. Bu kısım sürpriz. Soğanı nerede kullanacağımız. Tamam o zaman ben bunları alayım. Burada yapsaydım. Hani yok şey, yoğurma yapamaz. İşlemini burada yapayım tamam. Olmaz. Dağıtmayayım. Şöyle püresi dursun. Ben köftesini yapayım. Kıyma, kimyon, karabiber, tuz ve görmüş olduğunuz üzere galeta unu. Eldivenimiz yoktu değil mi? Şöyle bir adet de yumurtamızı koyuyoruz. Bunu güzelce yoğuruyoruz. Çok ince piyazlık yapmıyorum Nermin. Böyle azıcık iricene piyazlık işte. İri iri olsun. Şöyle zeminde bakalım nasıl kullanacağız. Püreyi neresine koyacağız. Böyle aşama aşama gidiyoruz efendim. Şu an muhteşem bir tarif geliyor. Özel günlerinizde yapabileceğiniz gibi yine bu akşam iftara, sahura düşünebilirsiniz. Evet. Köftesi hazır. Biraz daha galeta unumuz var mı? Bakarım. Varsa süper olur. Elimden yayılmasın. Bence o bir şey söyleyeyim mi? Daha yarısı yeter. Soğan çok büyük oldu. Hı. Hepsi çok fazla olacak. Bence değil ama sen bilirsin. Hı. Sen tamam diyorsan koyabilirim. Şöyle. Nasıl istersen. Şuna birazcık şey varsa alayım. Galeta unu. Var mı? Dolaptaymış. Çünkü dağılmasın. Ne kadar sıkı bir köfte hamuru olursa o kadar iyi olur. Dağılmaz pişerken. Alayım Serpil'cim. Koyalım koyalım koyalım. Hı. Çok sert olur bu sefer. Olsun. Dağılacak yoksa. Hı. Şöyle. Sen bilirsin orada. Güzelce sıktık içine çünkü püre koyacağız. Üzerine kaşar peyniri rendesi. Evet şu an bakın. Tam. Ekmeklerinizi, bayat ekmeklerinizi güzelce fırında kurutup rondodan geçirebilirsiniz. Biz şahsen öyle yaptık ve çok güzel, çok başarılı oldu. Evet. Ha soğanlarım sana uçtu. Ben geliyorum o kısmı sürpriz. Evet, soğanlarımızı piyazlık doğradık ve şimdi hangi aşamada nerede olacak? Kavurma işlemi yapacak mıyız? Hepsini şimdi gösteriyoruz efendim. Şöyle. Efsane bir lezzet. Bolca zeminde bir soğan kullanıyoruz. Lezzetini alması için. Şöyle. Bakın. Şöyle güzelce eziyoruz. Evet soğan bir tık fazla oldu. Yemeklik olarak da kenara ayırabilirsiniz. Şöyle. Niye küldünüz şimdi gene? Evet. Hepsini kullanırsanız yemeyecek misin? Doğru kokuyor değil mi? Pişecek ama közlenmiş soğan olacak. Şöyle zemini oluşturduk düz bir zemin. Bunun üstüne şimdi köftelerle bir şekillendirme yapacağız. Ay gözüm yandı. Bakın şöyle çanaklarımızı hazırlayalım. Güzelce yuvarladım. Kaç tane çıkarsam acaba? Buradan bir şöyle yapayım hatta. İki. Birazcık büyük çanaklar istiyorum. Üç. 4, 6 tane çıkacak. 6. Ve bunu yuvarlayıp wow. Şöyle ortasına oyuyoruz.
Ben şu kaşar peynirini rendeleyeyim mi Narmin? Rendele hayatım. Oturttuk. Diğerini hemen yuvarlıyoruz. Zeminde soğan, üzerinde köftelerimiz. Sıkı bir köfte olsun. Daha önce de içine patates gömük yapmıştık bu lezzeti. O da çok güzel olmuştu. O da köftesi yumuşak olunca patatesler içeriden dışarıya taşıyor. Bir tık sıkı bir köfte hamuru olduğunda zaten püre yumuşatıyor. Bakın asla dağılmayacaktır diye düşünüyorum. Burada böyle bastırıyoruz. Kaşar da bol bereketli oldu. Biraz içine sonra da üstüne koyacağız ya pürenin. Böyle. Çok yaşa. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Hı-hı. En son da üzerine birazcık soğanın, tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz lezzetlendirmek isterseniz. Soğan fırında zeminde karamelize olacak pişerken. Bakar mısınız? Şu an ekrandan çok hoş gözüküyor gerçekten. Davet yemeği olabilir yani. Tabii soğan severlere, soğan sevmeyenlere de yapacak bir şey yok. Bazı kocalar yemiyor Serpil. Valla karamel soğanı sevmeyeni çok anlamam ama dediğin gibi zevk meselesi. Bunun yerine püre koyacaklar o zaman. Püreyi ne yapalım? Birazcık ayrı bir yerde. Burada direkt şey yapayım ben onu. Yoğurayım, içine oturtayım. Hiç top, kavurmayalım. Top. Nasıl istersen. Öyle yapalım. Şu iyidir. Aynen. Çok almayacağım. Çünkü patates şey köftem de az. Tamam. Şu kadar benim için kafi. Bununla başka bir şey yaparız. Azıcık da kaşar onu. Mis. Şöyle kaşarla birlikte yoğuruyorum. Sadece köftelerin üstüne gelecek kadar bırakıyorum. Bunları da yine misket köfteler şeklinde yuvarlayıp köftemin içerisine oturtuyorum. Aslında baktığınızda yani böyle çok zorlayacak bir tarif değil. Misafir gelecek. Şöyle bakın. Biraz büyük yapayım. Evet. Maşallah ne güzel olduk. Şöyle. Güzel. Bayrama da yapılır abi. Davet yemeği falan. Tabii canım. Çok hoş oldu. Mis gibi ana yemek. Dediğim gibi sadece soğanı seviyorsanız. Soğan çünkü burada çok lezzet katacak. İçinde kullanmadık köftenin. Zemininde var. Şöyle püremizi yuvarlıyoruz. Kaşar da kendini sıkacak içeride. Patates püresinin çok fazla dışarı doğru akmasını engelleyeceğiz. Kaşarı en son aşamada koyalım. Şöyle. Şunları birazcık şey yapsam mı? Büyütsem mi dedim ama. Köftelerini mi? Yok, şey, patateslerini. Yok, ne gerek var ki? Şey, kıyma zaten biliyorsun pişince küçülecek. Aynen. Bence gerek yok. Sonrasında ben bir elimi yıkıyorum kıymetli izleyicilerim. Ve geliyorum. Üzerine parlatmak açısından birazcık yağ, tuz ve karabiber. Patates sever. Böyle. Sen karabiberini serpsin. Şöyle. Hemen önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına vereceğiz. Soğanlara da gelebilir. Şöyle bakın. Oh. Yemek tuzsuz ve baharatsız olmaz. Kaşarını sonra vereceğiz. Okey. Önceden ısıttığımız 180-200'lük bir derecelik fırına veriyorum. Ben hatta 200'den vereyim rahat rahat. Burada pişsin. Evet, 200 derecede güzelce nar gibi kızaracak. Son aşamada kaşar peynirini koyacağız. Bunu servise yakın yapabilirsiniz iftar saati. Daha da sıcak olur köfteniz. Böyle yapıp dolaba koyabilirsiniz. Neyle devam ediyoruz? Çorba. Evet. Hadi bakalım. ...17 dakika. Bomba. Daha iki tarif daha koyardık. Onu da koyarız canım. Olmaz mı? İki tarif daha koyalım. Hamurlarımız var istiyorsan bence benim. Olur diyor bak. Seninki Serpil.
hamurumuz var, istiyorsan yaparız. Kuskus pazı çorbası. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, tavuk suyu, 1 adet defne yaprağı, 1 çay bardağı kuskus, yarım demet pazı, tuz ve karabiber. Terbiyesi için 1 adet yumurta, 1 limon suyu, toz, kırmızı biber ve 1 yemek kaşığı un olacak. Birazcık bağlayacak. Zeminde mi kalmış? Alayım. Tenceremize. Soğanımızı ilk etapta birazcık minik minik doğrayıp kavuracağız. Şu kesme tahtası temiz sanırım. Temiz, bıçak da temiz. Bir yandan soğanlarımızı, bir yandan pazılarımızı doğrayalım. Şöyle. Ne kadar minik doğrayabilirsek o kadar iyi. Şöyle güzelce tenceremize biraz yağ koyalım. Buyurun. Mis gibi bir soğan kavuralım. Dün yaptığımız çorba bantta mıydı? Sabahta mıydı? Hatırlamıyorum. Değil mi? Artık yemekleri hatırlamıyorum. Yok. Dün biz şey çorbası yaptık. Ödem attırıcı. Pırasa. Pırasa çorbası. Yayında var mıydı Yüksel Bey? Değil. Kafa karıştı artık. Değil. Tamam yani. Yok yok. Şimdi eve gittim. Akşam yemek yapmak istemiyorum ama yemek yapmak zorundayım. Çocuklar oruçlu. Dedim 10 çeşit yemek yapınca gündüz. Doğru. Akşama koymuştuk. Hı hı. 13 tarif. Dedim ki en iyisi çay, biber kızartması, mis. Ya yapasın gelmemiştir ki. Gelmedi. Yemin ediyorum eve gittim ama. Ya. Algılarım kapalı. Ben buradan çıkarken serpilmiyorum. Ben ayakta duramıyorum artık. Ay terliklerle. Şöyle soğanımızı minik minik kıydık. Üzerine şöyle ekliyorum. Serpilonu kavururken pazılarımı da minik minik kıyacağım. Rondodan geçirme işlemi olmayacağı için çok minik yapın. Ay pazı ne kadar güzelmiş. Şey bir şey söyleyeyim mi? Vallahi içim gitti alırken alıp dolmasını mı yapsam diye. Evet şu saplarını koymayalım. Bir de güzel koymuşlar. İnanamazsın böyle. Değil mi? Vallahi. Sezonu kapatıyoruz artık yavaş yavaş. Şöyle tam artık sarmalıkmış şey, ha. Şey yaz kış hep var ya. Gerçi öyle şimdi pazımız, artık yaz, ıspanağımız. Kış, her şeyi bulabiliyoruz yani artık o eskiden de zamanında tüketim modu. Vallahi. Minik minik çok ince keselim. İçinde kuskus olacak. Farklı bir çorba, farklı bir lezzet. Ya yani alışılmışım biraz dışına çıkmak istediğiniz için böyle bir de pazı gerçekten çorbada da olsun, sarmada da olsun inanılmaz böyle bir damakta lezzet bırakıyor. Onu da ben çok seviyorum. Hani bu damakta bıraktığı bir lezzeti var ya tatlı gibi. Pazı çok güzel ya. İpek gibi dolması da güzel olur. Kavurması bir ayrı güzel. Ben de çok severim. O yüzden. Bayılırım zeytinyağısına. Şöyle minik minik kıydık. Ah. Anam börek. Yavrum sen. Yaktık mı? Yandı gülüm ketenim. Yo 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 yo. No no. Evet ben bu böreğe bakayım. Wow. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Günün starı. Kesinlikle günün starı. Sonra. Hatta göstermeyelim. Evet. Bir tane izleyicimiz şey yazmış Beyaz TV'nin sayfasında. Uyduruk bir tarif olmuş. Bakalım uyduruk mu göreceksiniz hakikaten efendim. Hakikaten bunu mu yazdık? Evet. Ay yazık da olsun. Emek veriyoruz be. Bak şu an moralim bozuldu. Serpil'in ağzında bak ve ıslanmaz hocam. Yani. Girme burnumun hiç göstermiyoruz değil mi? Ha, yok. Yani öyle bir dünya yok efendim. Biz uyduruk hiçbir şey yapmıyoruz. Emek var burada lütfen. Bak şu an izliyorsa söyledim. Motivasyonum kaçtı. Niye? Benim hiç kaçmadı bak. Yazıklar olsun. Gör. Ay yazıklar olsun. Emek veriyoruz kardeşim burada biz. Oh. Yattığımız yerden iş yapmıyoruz. Para kazanmıyoruz. Sinirlenme aşkım sen sinirlenme. Bugün Ramazan'ın son günü sakin. Evet ama yani böyle sakin. Hani oradan ya uydurukmuş. Yarın son günü kafa gitti benim iyice. Serpil'i mi sakinleştireyim izleyicimi mi? Bakın uyduruk bir şey yok. Mis gibi. Sen gör biraz onu böreğe bak. Tereyağımızı. Sen evet, söyle bana. Dedim ya çok güzel fotoğrafını oldu. Fotoğrafını onu özelden atacağım ben. Tamam ben sana vereceğim. Ben de ben konuşacağım. Kesin yediniz ayvayı Serpil'in diline düştünüz. Kesin uyduruk hesaptır. Şöyle uyduruk hesap. Tek hesap diyoruz biz ona Serpil. Ha neyse işte ondan. Uyduruk hesaptır. Soğanı bakın sarımsakla birazcık kavurduk. Ay çok güzel koktu gerçekten. Bu aşamada pazımı da böyle bir tık kavuracağım. Çivir. İçerisine atıyorum.
Bakar mısınız? Kütür kütür. Ya hiçbir şey uyduruk değil. Vallahi bak. Tarifler emek dolu. O büzgü böreği bir deneyin. Nasıl biliyor musunuz? Dilimlediğinizde böyle bütün o içindeki kat kat katmanı göreceksiniz. Canımız çıkmış. Farklı şurada. Yani. Alışılmışın çok dışında. O yüzden ben gönül rahatlığıyla tavsiye emeğe ediyorum. Tuz, karabiber. Annem gibi bir Serpil. Yediniz ayvayı. Diline düştünüz. Şöyle. Çok ama şişesi bir tarafa şey var. Yüksel Eser Günlerce, gerçi samimi söylüyorum burada, bak şu an çok ciddi konuşuyorum. Kimse sistem vermiyor. O ayrı uğraşıyor, sen ayrı uğraşıyorsun, ben olsun. Ayrı. Burada kaç kişi emek veriyoruz, uyduruk. Oldu. Gel yap bakalım uyduruksa. Şey. Şimdi şunu. Güzelce kavurduk pazımızı, soğanımızı. Ben gideyim meyhaneye. Aynen. Üzerine ben yaparım. Hı. Şimdi şeyimizi koyduk, tavuk suyumuzu ve içerisine bir adet defne yaprağımızı attık. Evet. Defne yaprağı ile birlikte yumuşak bir aromaya dönüşecek kıymetli izleyicilerim. Ve çırpıcım, burada yumurtanın sarısını kullanacağım. Şöyle göstereyim. Kaynayınca biraz şey daha vereceğiz. Su alabilir miyim? Evet evet, vereceğim. Yumurtanın sarısı şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kadar iyidir. Ayırdık. Evet, az. Ha, finalde bir görelim. Şöyle dağıtmadan aldım. Tezgaha koymayayım. Hı. Hocam. Şöyle çırpıyorum. Üzerine bir adet limonumuzun suyunu koydum. Biraz böyle ekşili bir çorba olacak. Yani boğazlarımız böyle hafiften böyle o güzelliği alacak yani açıkçası. Güzelce yumurta sarımızla çırpıyoruz ve unumuzu içerisine ekledik. Unla beraber çırpmaya devam edip çok azıcık su ekleyeceğim. Birazcık alayım soğuk su. Daha akışkan bir lezzet olsun. Bakın şurada çorbam kaynıyor, gördünüz mü şu an? Çorba kaynarken içerisine kuskusumuzu attım ve inat ettiler, yapıştılar. Sen ver bana, ben onları halledeyim. Şöyle bakın, çok azıcık su daha ilavesi yapıyorum ki. Ben koydum. Akışkan olsun. Topak topak olmasın. Mis. Kesilmemesi için ise yine bağlama yöntemini yapacağım. Kaynayan çorbamın içerisinden alacağım. Burada yumurtamı özleştirmem gerekiyor. İstiyor musun abi? Aynen. Şöyle bakın. Bir kepçe sıcak çorbadan koydum. Tamam, yeterli. Tamam. Burada bir bağ, o da dursun içinde, onunla yaparım. Şurada bir bağlama yaptım. Bağlama çaldım gibi. Aynen öyle. Sıcak soğuk ilişkisini kurdum. Bakın burada pazı çok çabuk pişiyor zaten. Çok da tazeymiş. Defne yaprağının aroması çorbaya yayıldı. Sadece kuskuslarım pişene kadar bir miktar daha burada bunu pişirmek istiyorum. Sonra koyacağım meyanesini. Ve güzel bir brokoli salatası yapacağız sizlere. Bu çöreği ben böyle şey de yapmak istiyorum. Bıçakla kesmek istiyorum orta kısmını göstermek için. İsterseniz bunu dilim dilim de yapabilirsiniz. Bak. Bak. Ya. Bak. Bak Serpil, çikolatayı görüyor musun? Aman ya Rabbim. Nasıl şu an böyle ham yapasım geldi Serpil. Ne canım? Şu an böyle bir ham yapasım geldi. Bakar mısınız? Of, içinde çikolatası da erimiş. Biz bitter kullandık Serpil diyette diye. Siz isterseniz sütlü de kullanabilirsiniz. Değil mi Serpil? Tabii. Bitter kilo aldırmıyor mu Serpil? Ya hayır, aldırmıyor diye bir şey yok. Her şeyi yeteri kadar yemeliyiz. Hani kalkar doymaya çalışırsam. Tabii ki aldırıyor. Gitme buradan. Sen gelme Ali Hoca. Bu sürpriz. Sana yok Ali Hoca orası. Bu böreği uydurup yeni izleyicime çok güzel bir sunumla sunacağım. Yatak. Aman yarabbim. Nermin'in enfes mutfağında nasıl bir görüntü var? Az sonra efendim. Sakın sakın ekrandan ayrılmayın. Fotoğraf bakın, atacağım hanımefendiye. Şu an yüzümüz gülüyor. Bunun bütün fotoğrafını atacak Serpil. Evet, atacağım. Ama köfteye gösterebilirim. Ali Hocam bak. Ooo. Köftenin görüntüsü muhteşem. Koysak mı, ne dersin? Bence biraz daha soğan salsın kendine. Hı. Ondan sonra koyalım. Karabiberler üstünde mis gibi bir kokusu, aroması. Tamam, sana bu kadar görsel yeter. Börek birazdan. Birazdan arayacağım, döneceğim. Döneceğim ben sana. Şimdi bu kuskus da şişti. Şimdi bakın şöyle bismillahirrahmanirrahim. Meyanesini koyuyorum. Şöyle.
Ben de şurada kendi kendime takılayım. Bir adet yumurtamız vardı kıymetli izleyicilerim. Unumuz vardı ve bir limon suyumuz vardı. Güzelce çırptık, biraz su ilavesi yaparak akışkan tertemiz bir meyane hazırladık. Bir yandan da soğanımızı kavurduk. Soğanın üzerine görmüş olduğunuz üzere pazılarımızı ekledik. Su kaynadıktan sonra, tavuk suyunu koyduktan sonra biraz daha su koyup kuskusumuzu ekledik. Ve şu an sadece kuskuslar şişene kadar bir taşım daha kaynatıp servise hazır hale getireceğiz. Çorbamızı artık kesilmez. Şöyle koydum. Ay ay, takıldı Serpil ya. Yo yo, rendeme takıldım şu an. Şu ötekisiyle. Tabii tabii, ötekisi şey yapmıyor. Bu daha iyi. Bir brokoli salatası yapacağız. Biliyorsunuz ki pişmeden yapılan bütün sebzeler daha vitaminli ve daha sağlıklı. Genelde biz hani önden bir kavurma işlemi yapıyoruz. O kavurma mesela çok sağlık açısından sıkıntı değil. Hani lezzetlendiriyor hafif zeytinyağda, ama bu sefer onu da yapmayacağız. Hepsi tamamen çiğden böyle güzel kütür kütür bir salata olacak. Evet, biz zaten ama millet olarak nedense hep sebzeyi böyle çok pişiriyoruz. Hatta evet, böyle, evet. Halbuki pişirmememiz lazım. Buharda o kadar pişirme ama tekniğiyle aslında pişirmek de hep gerekiyor. Hep al dente kalmalı. Biraz daha buhar kullanmak gerekiyor ama onu da beceremiyoruz çok fazla açıkçası. Alışkanlık. Yani dediğin gibi tam böyle suyunu çıkartana kadar bütün vitaminini suda bırakıyoruz. Ama salatada öyle yapmayacağız bugün. Çok güzel bir salata. Hemen malzeme listesi. 300 gram brokolimiz var. 2 adet havuç rendesi. 2 adet elma. 1 adet elma. 1 çay bardağı nar tanesi. 1 avuç ceviz. Yarım çay bardağı kuru üzüm. Aman yarabbim. Sosu için ise 1 diş sarımsak. 4 yemek kaşığı yoğurt efendim. 3 yemek kaşığı mayonez. 1 adet limon suyu. Tuz, karabiber ve zeytinyağından oluşan güzel bir sos yapacağız. Zaten burada amaç sosunu güzelce sebzeye getirdim. Bu sana sos. Bir çatal da alayım. Bu da benim, dur. Şimdi burada sunumda nar tanesini ekleyeceğim üstüne birazcık. Şöyle bakın. Yoğurdu koyuyorum. Nar tanesi, nur tanesi, annesinin bir tanesi gelmiş. Bakayım hadi. Mayonezimizi şunu atayım şuraya. Ekliyorum. Şöyle. Mayonez de koyuldu. Bir yandan da elmamızı suyayım azıcık. Yok, küp yapacağım. Pardon, küp yapacağız. Limonun da suyunu alayım. Vereceğim sana. Şöyle ezerek daha çabuk limon suyunu getiriyorsunuz. Ben de. Tuz, karabiber. Güzelce çırpıyoruz. Farklı bir salata. Gerçekten farklı. Güzel bir görmüş olduğunuz üzere brokoli aldık. Brokoli yemyeşil. Ben küçükken brokoliyi böyle minik ağaçlara benzetirdim. Çam ağaçları, şey, çam ağaçların içerisinde böyle şey ağaçları vardır ya. Dolu dolu. Çok güzel gözükür. Buradan efendim çekirdeklerimizi alıyoruz. Ve elmalarımızı da küp küp doğradıktan sonra salatamızı taşlandıracağız. Farklı lezzet. Dediğim gibi bu da çok farklı bir lezzet. Bunun sosu da çok güzel. Şöyle bir sos yaptım. Karabiber, tuz, yoğurt, mayonez ve en son aşamada limon suyu. Ceviz de birazdan içerisine girecek. Birazcık üzerine bırakmak istiyorum. Birazcık içerisine koymak istiyorum. Aynı şekilde nar tanesinden de şöyle karıştırayım. Elmalar da geliyor. Ve ben şurada buluşturma yapacağım. Şöyle brokolileri alıyorum. Yıkadık. Güzelce kurulandı. Ve böyle minik ağaçlar halinde doğradık. Bakar mısınız? Böyle tak çatalına tarzı. Zaten koparıyorsunuz elinizle ya da bir bıçak yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Parçalar haline böldük. Üzerine havuç. Bir adet havucumuzu rendeledik. Biz buna ekşi elma da koyduk bu arada. Bu elmamız ekşi. Elma çok yakışıyor zaten bütün salatalara. Ekşi elma özellikle. Şöyle birazcık onu da koyacağım da alta doğru aksın diye, sosunu harmanlamak. Şöyle rahat olsun diye. Üstüne şimdi koyalım onu. Ben şimdi sana iki tane kaşık vereyim. Sen şöyle karşılıklı yap ki. En sonunda da bunları şimdi ben sonunda kullanacağım. Buraları da toparlamış oluruz. Cevizlerini küçültmemi istemiyor musun? En sonunda onu elimle de yaparım. Şöyle bakın.
sosla birlikte buluşturduk. Süzme yoğurta kullanabilirsiniz bu aşamada. Ama süzme yoğurt çok şey oluyor Nermin. Biraz katı olur. Yoğun olacak. Oldu galiba bizim sarma böreğimiz. Onu kapatalım altını. Birazdan görüntü gelecek. Wow. Bakar mısınız? Oh. Çok güzel. Rengarenk. Kütür kütür bir salata. Efendim gördüğünüz üzere. Kesinlikle. Şuraları ben bir herkesin denemesini öneriyorum. Şöyle. Birazcık içine, birazcık üstünde kullanacağım. Dişe gelir kıvamda cevizlerimi ufaladım. Şöyle. Evet. Güzelce ufalandı ve cevizlerle de şöyle harmanlıyorum. Serpil bir sunum tabağı rica edeceğim salatama. Bakın yoğurt da tam geldi. Çok böyle sulu sulu değil, ıslak ıslak değil. Tamamen böyle dişe gelecek kıvamda. Tabağım geliyor. Köftemizin kaşarını koyalım. Gelin kalktı. Gel. Köyü yıktı. Yere mi düştü ver. Evet efendim. Şimdi bu güzel. Bir yandan çorbamız kaynadı. Çöreğimiz çıktı. Şimdi köftemizin kaşarı veriliyor efendim. Bir yandan da sarma böreğimiz pişti. Çok kısa bir araya gidiyorum efendim. Çok kısa bir aradan sonra bu harika sunumların hepsi burada olacak. Nasıl sunumları tamamladığımızı hepsini az sonra göstereceğim. Bak bir yere ayrılmayın, geliyoruz. Evet efendim, şu an bütün görseller burada. Bakın efendim, şunu özellikle en başta göstermek istiyorum. Gayet içinin kabardığını da göstereyim. Bir tutacak elimi yakar mıyım? Bakın içinin güzelliği şu an ekranda. Tırtıklı bir bıçakla mı şunla mı keseyim? Şöyle. Çok sıcak aslında. Tırtıklı bıçakla daha iyi olur. Al. Evet efendim. Dolama böreğimiz farklı bir yöntemle. Bakın kat kat ayrılıyor. Gayet emekli ve güzel bir lezzet. Şöyle. Oh oh oh, çok sıcak elimde yandı. Bakar mısınız? Muhteşem. Bak 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 bak. Bak oraya köfte koyacağım. Şurayı da alayım, üstüne bırakayım. Hemen yanında brokoli salatamız var. Ve hemen diğer tarafta pazı çorbamız. Bakın şu katların ayrılmasını görüyor musunuz? Mis gibi. İncecik zar gibi. Çöreğimiz hazır. İçerisinde bol çikolatalı. Ve son olarak da köftemiz. Efendim şöyle. Bakın. Şöyle. Of. Tabağımıza sunum yaparken de soğanlardan mutlaka alın. Şöyle. Çok güzel karamelize oldu. Mis gibi bak. Ve direkt kesiyoruz. Köftemizin iç kısmını da göstereyim. Lokum tadında vallahi, mis gibi. Görüyor musunuz? Daha ne olsun efendim? Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bence de. Evimizden gelen budur. Yani canlı yayında efendim 2, 4, 5 çeşit birbirinden lezzetli, meşakkatli tarif hazırladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman dediğim gibi evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Herkesin evinde bu bereketli sofra pişsin. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Arife günü sizlere özel tariflerle bekliyor olacağız efendim. Hayırlı günler.